Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzda daha sizlerle birlikte aracımızın içerisinde navigasyon olarak bildiğimiz şu sol tarafa koyduğumuz navigasyonu bu ortalarda kullanmak yerine biz onu track info olarak yapacağız. Yani bu track info nedir? Aracımızın şuradaki göstergesindeki bilgileri gösteren modu. İşte bunu tam şurada şöyle cama bir yere yerleştireceğiz. Bunu nasıl yerleştireceğiz derseniz, eğer ki bu modu yani lokal modu sadece ilk yapıyorsanız yapmanız gereken şey bir tane servise gitmek. Servise gidip içine giriyorsunuz. Çekici ayarları diyorsunuz. Ayarları dedikten sonra ise aksesuarlar kısmına gelip burada set glass ekliyorsunuz Jewel'e. Ekliyorsunuz, siparişi onaylıyorsunuz ve ardından çıkıyorsunuz ve bu eğer ki hani tam konumunu öğrenmek istiyorsanız işte şurada bir tanesine tıklıyorsunuz. Mesela ben buna tıklayayım. Bu şekilde bir tane ekledim. Hatta ben o değil mi? Neresi olsun? Şöyle iyi mi? İyi, tamam. Buraya ekledim ben bir tane. Sipariş onayla dedim. Ardından çıktım. Bunu aynı şekilde sizler de yapabilirsiniz. İstediğiniz konuma yerleştirmek istiyorsanız onu da ayarlayın. Ben tam oraya yerleştirdim. Buraya kesinlikle navigasyon gelmeyecek. Buraya track info yani aracın bilgileri gelecek. Şimdi ise yapmanız gereken şey hızlı kayıt almak. Quick save. Quick save yaptıktan sonra ise masa üstüne geliyorsunuz. Size aşağıda vermiş olduğum Discord linkine gidip modun buluyorsunuz. Çok az modları var zaten. Modu buluyorsunuz. Modu bulduktan sonra dosyayı açıyorsunuz. Dosya bu şekilde geliyor sizlere. Bunu nereye atacağız derseniz belgeleri geliyorsunuz. Eurotrack'a geliyorsunuz ve buradan bu modu içine açıyorsunuz. Direkt olarak zaten bize lokal mod dosyası verilmiş ama onun yerine MailJet ile içine açıp emin olmak için model konumunu bakıyoruz. Home dediği yer Eurotrack. Lokal mod dediği zaten bizde hazır da verilmiş. Eğer ki lokal mod dosyası sizde varsa da sorun değil. Dash W istiyor. Yani o da buradanın içinde. Biz ise bakalım. Ben daha demin attım test yapmak için. Hemen zaten burada var modumuz. Eğer sizlerde yoksa bunu direkt sürüklüyorsunuz. Sizde direkt olarak atacaktır. Ben değiştirdim. Fark etmiyor. Bunu yaptıktan sonra ise geliyorsunuz. Daha demin hızlı kayıt almıştık. Hızlı kaydımızı çalıştırmak için profile geliyoruz. 22 çift 0 diyor. Biz 21.59'u seçelim. Bunu alıyoruz. Games'i SLL'ye atıyoruz. Ve game'i çalıştırıyoruz. Ardından buraya inbox yazıyoruz. Nasıl yazacağız veya nasıl aratacağız derseniz Ctrl F yapıp buraya inbox yazıyoruz. Aşağı gönderiyor. Ondan sonra buraya 27 yapıyoruz. Yani bir sayı arttırıyoruz sıralamaya göre ki doğru düzgün gitmesi için. Buraya ise inbox kodunu yapıştırıyoruz. Bir tık arttırıyoruz. Sonra ise bize burada dosyanın içerisinde inbox verilmemiş. Biz bu inbox'ı aksesuar Hakup Data GPS ile başlayıp Edon Hakup'la biten kısmı kopyalayıp inbox kısmına yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra ise şuradaki parantezden tutup aksesuarı Hakup Data'nın sol tarafına kadar kopyalayıp buraya iki defin arasına iki enter yapıştırıyoruz ve ardından kaydediyoruz ve kayıt bitmedi daha. Güvenlik amaçlı kaydı ediyoruz. Ardından GPS kodunu kopyalıyoruz. Ve bundan sonra ise burayla işimiz kalmadı. Buraya ise Ctrl F yapıp buraya set alttan tire dashboard yazıyoruz. Çıkmayabilir. En kısa yöntem ben yanlış yazdım da kesin. Set alttan tire D yazın. Aratın. Dur lan. Niye bulmuyor? Benimki bozuldu. Sorry. Siz direkt olarak şey yapın. Hop. İyice dağıttık ya. Sorry. Üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Benim de böyle bir küçük bir hatam var da. İşte.
Hatta ben direkt ne yer edeyim? Şunu aratsam. Ayvay yedik. Set dashboard değil ya. Neydi? Set class. Yap set class'a tıklıyorsunuz ve buradan daha demin eklemiş olduğumuz o bir tane sallanan bir şey vardı ya. Buraya o kodu yapıştırıyoruz. Yani bu kodla onu değiştiriyoruz. Yapıştırıyoruz. Games'i kaydediyoruz. Yani buradaki kodları tamamen değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra ise bu burada kalsın. Sonra oyunumuzun içine giriyoruz. In game. Oyunumuzun içerisine girdikten sonra ise ESC'ye basıp kaydet yükle, oyunu yükle, hızlı kayıt, evet diyoruz. Bu arada oyunumuz tamamen full sürümde, yani 1.39'da. Yeni gelen şeyler fena. Giriş ekranı değişmiş. Hani bu yükleme sırasında onlardan bahsetmek istiyorum. Yükleme ekranı değişmiş. İki tane dosya gelmiş, güzel dosyalar. Low body diye. Low bed. Düşük yatak anlamında. Yere yakın olan dorseler var ya, onları deniliyor. O yük taşıdığımız, ağır yükler taşıdığımız dorseler gelmiş. Onun haricinde güzel güzel kanalımız yükseliyor. Abonelerimiz hızlı bir şekilde yükseliyor. Allah'ın izniyle daha da yükseleceğiz. Şimdi şu bir gelsin. Ondan sonra devam edeceğiz. Ekranımız geldi. Elinde sonunda geldi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. İstediğimiz tam konuma geldi. Buraya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızın durumu belli. İyi tuşuna bastıkça, buradaki ekran değiştikçe o da değişiyor. Tık tık tık. Peki buraya nasıl navigasyonu çeviririz derseniz onu ben de bilmiyorum. Onu öğrenirim. Aslında basittir de. Hatta ben bakarım. Eğer öğrenirsem sizlere Discord'dan yazarım zaten. Ever yöne çekerek anlatırım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer ki mod sizlerde çalıştıysa, sorunsuz çalıştıysa veya modu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İstek modlarınız varsa Discord kanalıma gelip istek öneri kısmı var. Oraya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye. See you later man.